Bir telefon bağlantısı var. Öğretmen Akademisi uzman eğitmeni Sayın Mehmet Cem Akköse, biraz önce bahsettiniz. Erzurum Karaköse'den telefon attığımızda. Cem Bey merhaba. Karaçoban. Karaçoban. Merhabalar. Orada bir nefer olarak eğitmenlerimizle, öğrenen liderlerimizle berabersiniz. Evet. Teşekkür ediyoruz emeğiniz için. Orada bizi dinleyen evet. öğretmenlerimize hepsine selam ediyoruz. Nasıl gidiyor? Sizi dinleyelim. Karaçoban'dayız şu anda. Evet. Üç ekip halinde buradayız. Üç farklı okulda. Çok programda Kayhan Bey'i verdiği görünce katılmak istedik buradan. Eğitimlerden haber vermek istedik. Karaçoban Erzurum'un en uzak ilçesi. Erzurum'un en uzak ilçesi. Öyle mi? 3,5 saat sürüyor buradan Erzurum. Yani şartlar çok iyi değil. Ama eğitim verdiğimiz okullar buradaki öğretmenler pırıl pırıl, çok gençler. Aslında çok zor şartlarda yaşıyorlar ama biz buraya geldik, çok yenilenmiş hissediyoruz kendimizi. Hepsi çok genç, daha mesleğinin başındalar. O heyecanlarını gözlerinden okuyabiliyoruz. Bu zamana kadarki en güzel eğitimlerimizden birisini yürütüyoruz burada. Geldiğiniz için çok memnunuz, onlar da memnun. Hatta şu anda yanımda eğitime katılan öğretmen arkadaşlarımızdan birisi var, Hacer Hanım var. Ben önce Hacer Hanım'ı önce size sorayım. Orada eğitim yapıyorsunuz, okulda yapıyorsunuz değil mi eğitimimizi? Tabii. Konaklama imkanları vesaire var mı orada? Nasıl anlayamadım? Konaklamayı nerede yapıyorsunuz? Hani eğitimi verdiğinizde gittiğinizde konaklama imkanları nasıl? Evet, burada konaklayabileceğimiz bir yer yok ve şu anda biz yatılı hükümetin bölge okulunda kalıyoruz. Buradaki arkadaşlar sağ olsunlar, bize o konuda yardımcı oldular. Bütün ekip yatılı köyüm bölge okulunun yatakhanelerinde kalıyoruz. Öğretmenlerimiz misafirperver yani değil mi hocam? Kesinlikle hocam. Yani hem kalma konusunda akşam bizi mutlaka evlerine alıyorlar, misafir ediyorlar, yemeği onlarla yiyoruz, çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Ondan sonra yatakhanelere geçiyoruz. Biz çok etkilendik buradaki ortamda. Biz de teşekkür ediyoruz emeğiniz için. Hacer Hanım'dan bahsettiniz, katılımcılarımızdan galiba. Evet, onun da görüşlerini alalım eğer görüşmek isterse. Yanımızda veriyorum ben de. Yatılı Hükümetin Bölge Okulu'nun hem İngilizce öğretmeni hem de müdür başyardımcısı. Kendisine veriyorum ben şu anda telefonu. Peki. Hacer Hanım, efendim? Hacer Hanım merhaba. Merhabalar. Yayınımızı izliyorsunuz, konumuzu dinlemişsinizdir. Nasıl gidiyor evet. eğitim? İstanbul'dan sizlere bilgi tazelemeye gelen arkadaşlarımızla beraber siz biraz duygularınızı alabilir miyiz? Eğitimimiz muhteşem gidiyor diyebilirim. Resmen çocuk olduk. Bugün sabah 9'dan akşam şu saate kadar çocuk olduk, eğlendik, öğrendik diyebilirim. Yani öğretmenlerimiz çok heyecanlı. Hiçbir şekilde nasıl diyeyim, bir hafta sonlarını feda ediyorlar aslında. Evet. Ama feda diye gibi değiller, hayattan renk geldiğini düşünüyorlar açıkçası. Burada öğretmen arkadaşlarımız da hakikaten hayatımıza renk kattılar. Hep beraberiz. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Biz çok memnunuz. Hacer Hanım, siz sanıyorum başvuruyu yaptınız. İkna etmekte zorlanmış mıydınız? Biz başvuru yaptık. Aslında çok trenikli değildik başvuru yaparken. Hep inşallah çıkar. Acaba buraya gelirler mi diyoruz. Çünkü burası biraz merkeze uzak bir ilçe. Şartları zor bir ilçe. Bu şartlara rağmen öğretmen arkadaşlarımız gerçekten büyük bir fedakarlık gösterdiler. Buralara kadar geldiler. Biz de elimizden geldiğince aramaya çalışıyoruz açıkçası. Başvurumuz kabul edilince zaten çok mutlu olduk. Yani gerçekten geliyorlar mı diye düşündüğümüz oldu yani. Çünkü kendilerini görünce de çok mutlu olduk. Peki Hacer Hanım, eğitimden sonra sizi etkileyen en önemli şey ne oldu? Eskiden şöyle yapıyordum ama şimdi artık benim bu düşüncem değişti dediğiniz bir anekdot var mı aklınızda kalan? Öyle bir anekdot var. Şöyle diyeyim. Biz hep öğretmen olarak bakıyorduk öğrencilere. Şu anda biz öğrencilere öğrenci gözüyle bakmayı öğrendik diyebilirim. Evet. Çünkü cuma gününden bu yana hep öğrenciydik. Çok güzel empati yapabiliyoruz artık. Evet, belki de bu yeterli. Artık onların penceresinden konuya bakabilmek birçok şeyi değiştirecektir. Çok teşekkür ederiz canlı yayınımıza katıldığınız. Çok teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımıza hem eğitici liderlerimize hem orada katılan hafta sonunu feda eden diğer arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Emeğinizin daim olsun. Ben de şunu belirtmek istiyorum. Buyurun. Özellikle Öğretmen Akademisi Vakfı'nda çalışan arkadaşlarımıza, buraya kadar gelen arkadaşlarımıza minnettarız. Aynı zamanda Öğretmen Akademisi Genel Müdürü,
tüm çalışanlarına minnettarlığımızı belirtmek istiyorum. Efendim, mesajınız ulaştı. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkür diyorum. Ederiz. Sağ olun. Efendim, başka sorum yok derler ya, hani bir şey yaparsınız. Başka sorum yok hakim bey denir. Bir eğitmenimize insanın gözlerini dolduran bir cevap aldık. Size etkileyen önemli şey ne dediğimizde, ben artık öğrencilerime öğrenci gibi bakabiliyorum. 3 gündür onların penceresinden bakmayı öğrendim diyor. Herhalde tüm sizin emeklerinizin ana mesajı buradadır. Eğiticilerimize, öğreticilerimize öğrenci gibi düşünebilme, onların penceresinden bakabilme becerisi kazandırabilmek. Çok önemli bir yolculuk ve çok önemli bir projenin içinde bulunuyorsunuz. Gerçekten çok zor. Önemli bir mesaj da verdirdik ama. Evet. İşte onu dedirtebilmek evet. Ve doğal olarak keyifle, güler yüzle onun güldüğünü, heyecanını telefondan hissedebiliyoruz. Ve onlar bizi aradı. İşin güzel tarafı. Evet. Küçük bir anekdot. Bundan birkaç hafta önce, yaklaşık bir ay önce Silopi'den bir öğretmen arkadaşımız telefon etti vakfa. Operasyon yöneticisi arkadaşımızla. Biz ben yaklaşık 6 aydır uğraşıyorum. Okulumdaki meslektaşlarımı ikna ettim. Ne olursunuz başvurumu tamamladım, bizim okulumuza gelin diye. Evet. Operasyon yöneticisi arkadaşım da bu yıl için, programın başında İbrahim Bey'in dediği gibi 20 bin aşkın öğretmen sırada olduğu için bu eğitim öğretim yılında programı alamayız. Önümüzdeki yıl alırız. Ve öğretmenimiz telefonda ağlamaya başladı. Siz benim buradaki koşullarımı biliyor musunuz? Silopi'de ben öğretmenleri, 50 tane öğretmeni ikna etmek için 6 ay uğraştım. Çünkü gönüllü bütün okul başvurmaları gerekiyor. İkna etmek için uğraştım. Bir dahaki yıl, ben 5 yıldır bu okuldayım. Bir dahaki yıl bu öğretmenlerin yarısı bu okulda olmayacak. Belki müdürü de değişecek. Yeni gelenleri tekrar ikna etmek zorundayım. Biz burada çok zor koşullar altındayız. Geleceğinizi zaten tahmin etmiyordum diye ağladı. Bunun üzerine biz telefonda hemen bağladık. Dedik ki hoca hanım merak etmeyin, Esra hoca hanım duyuyorsa şimdi muhtemelen izliyorsa sana selam olsun. Ve biz 2 hafta sonra Silopi'ye gittik. 50 öğretmen o okulda. Okulun önemli bir kısmının camları yoktu. Çünkü sürekli camlar kırılıyor orada. O 50 öğretmen bizi 3 gün boyunca inanılmaz ağırladılar. Onlarla birlikte aynen böyle çok keyifli eğitim yaptık. Ve şu anda o öğretmenlerimizin hepsi, projenin en önemli taraflarından bir tanesi o. Biz öğretmenlerimize 3 gün eğitim verip bırakmıyoruz. 1 yıl boyunca devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Türkiye'nin en büyük yetişkin uzaktan öğrenme portalını kurduk. E-Kampüs adını verdiğimiz. Öğretmenlerimiz bu eğitimi aldıktan sonra oradan aldığımız iletişim bilgileriyle maksimum 72 saat 3 iş günü içerisinde öğretmenlerimize kullanacağı şifre ulaşıyor. Ve bu öğretmenlerimiz online portala giriyorlar. E-Kampüs'te 24 saat internete yükleniyor. Bunun avantajı şu. Tazeliyorsun. Bakın bunun avantajı şu. Şimdi Silopi'deki o öğretmen arkadaşım, önümüzdeki hafta Karaçoban'da az önce bağlanan arkadaşlarım da kullanıcı adı alacak. İzmir'deki, İstanbul'daki, Ankara'daki, Samsun'daki, Antalya'daki bütün bizim projemizde eğitim alan öğretmenler şu anda 10 bin aşkın büyük bir aile E-Kampüs'te birlikteyiz. 6 bin aşkın öğretmen blok yazıyor orada. Evet. Günce yazıyor. Bu güncelere yüzlerce evet. Cevap geliyor. Malzemelerini paylaşıyorlar. Öğretmenlerini paylaşıyor. Evet. İstanbul'daki bir öğretmenin ürettiğini Siirt'teki öğretmen kullanıyor. Siirt'tekinin ürettiğini Trabzon'daki kullanıyor. Şu anda 10 bin aşkın çok büyük bir platform. Bu 100 binlere ulaşacak. Çok daha özel bir şey. Orada bizim aynen bir üniversite modeli, uzaktan öğrenme üniversite çalışan modelimiz var. Ben oradaki hocalardan bir tanesiyim. Benim bir dersim var orada. Cesur sorularla koştuk diye bir ders anlatıyorum. Koştuk yapma becerileriyle ilgili bir ders ekliyorum. 8 haftalık bir derstir. Her dönem 8 haftalık 4 dönemimiz var. Benim sınıfımda 25 öğretmen arkadaşım var. 25 öğrencim var. 25 öğrencim Türkiye'de 15 farklı ilden alıyor. Evet. Bu. 15 farklı ilden. Bu şu demek. Her perşembe akşamı saat 22 ile 24 arası biz online bir araya geliyoruz. Urfa'dan, Diyarbakır'dan, İzmir'den, Balıkesir'den, Antalya'dan. Ve 15'in ulaştıklarını düşün evet. Sizden sonra. Ertesi gün sabah. Bu dersler bittikten sonra bu meslektaşlar birbiriyle iletişime devam ediyor. Yani çok büyük bir öğrenenler ailesi oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Çok da keyif alıyoruz. Ben bir izlerken gözlerim doldu, ben gördüm. Evet. Onun liderliğiyle gerçekten çok önemli bir iş başladığını düşünüyorum. Bu ciddi bir sivil harekettir. Kesinlikle. Türkiye'nin geleceğine, genç nesillerin gerçekten geleceğin Türkiye'sine, toplumuna aktif katkıda bulunabilmeleri, yararlı olabilmeleri için bu bir geleceğin geleceğe yatırım projesidir. O nedenle ben çok memnunum gelişmelerden. Ümit ediyorum önümüzdeki dönem daha binlerce, on binlerce okula, öğretmene ulaşarak herkese ben de katkı lazım tabii. Bir vakıf burası neticede. Çok önemli bir detay vardı burada. Programımızın başından beri konuşuyoruz.
eğitimi dinleyen Hacer Hanım dedi ki bir cümle, size dikkat edeceğim. Çok eğlendik dedi. Çok keyif aldık dedi. Şimdi biz bunlara eğlence yapmıyoruz. Biz bunlara hafta sonu pikniğine gitmedik Karaçoban'a. Biz orada eğiticiye hafta sonundan fedakarlıkta bulunarak, evinde, işinde, ailesinde, zamanından, dinlenmesinden fedakarlıkta bulunarak öğrenciye bir bilgi aşılıyoruz ve diyor ki biz eğlendik diyor. İşin temeli de bu herhalde. Eğlenirken öğrenilecek bir ortam, bir atmosfer oluşturarak. Bunun okullara yayıldığını düşünsenize, bu öğrenci, öğretmen ertesi gün okula diyecek ki hadi eğlenirken öğrenelim. Yani karşınıza susun, oturun, kalkmayın, yapmayın demeyen, eğlenilebilecek. Çocukların da okula gelirken bu sabah karnım ağrıyor, oramda bir şey var, az daha uyuyayım demeyeceği, severek gittiği, ilk okula başlayan çocuklara bakarsınız koşarak gider okula. Mezuniyete baktığınızda her gün bir rapor alsam da bir tanıdık doktor bulsam da peşindedir. İşte o heyecanı belki sürekli kılabilecek, eğlenirken öğrenilecek bir ortamı aşılıyorsunuz. En önemli detaylardan birisi de bu. Burada galiba yine şeye dönmek lazım. Programımızın felsefesi. Evet. Gerçekten bir felsefemiz var arka tarafta. Hep o çalışıyor. Okulu öğrenen liderlerin çerçevesinde şekillendirip, okulu ise mutlu öğrenicilerin yaşam alanı diye tarif etmek lazım. Mutlu öğrenciler, öğrenciler değil. Okul toplumunun içindeki herkes öğrenici, öğrenenler haline gelmesi gerekiyor. O yüzden bizim programımızın içerisinde en çok duyduğunuz şey budur. Çok eğlendik, gerçekten çok eğlendik, çok öğrendik derler. Bunu şöyle tarif ediyorum ben. Çok basit bir şekilde bakarsanız, insan doğduğu andan itibaren ilk yıllarında bakın nasıl öğreniriz? Oynayarak öğreniriz. Oynarız. Ben öğretmenlerimizle bu sorular sorulduğu zaman soruyorum. Siz çocukken öğrendiğiniz bir oyunu bir defa gördüğünüz zaman bir daha unutuyor musunuz? Şimdi tekrar oynasanız oynar mısınız? Kesinlikle. Hiç kuralı kimsenin hatırlatmasına gerek yok. Kaldığı yerden devam edin. Oysa okulda sınavı geçmek için öğrendiğiniz bir şey hatırlıyor musunuz? Hayır. Sınavları geçtiniz. İbrahim Bey'in dediği gibi diplomalarınız var. İşin sırrı burada. Oynamak, bütün hangi yaşta olursak olalım, oyun ve eğlence. Çünkü siz katkı koyuyorsunuz, üretiyorsunuz, oynayarak öğreniyorsunuz. Ve bizim sürecimizin tamamında, başta öğretmenlerimiz şundan çok çekiniyoruz. Okul bahçelerine çıkıp okul bahçelerinde top oynarken, grup çalışmaları yaparken, takım oyunları yaparken, çünkü biz takıma çok inanıyoruz. Bakın bu programın içerisinde biz okullardan tek tek öğretmenler almıyoruz. Bütün okulu gönüllü istiyoruz. Gerekçemiz şu, yıldızlar değil, yıldız okullar istiyoruz. Şu bizim projeyle birlikte çalıştığımız çok değerli bir akademisyen İbrahim Bey'in başta söylediği PLS, Amerikalı kuruluşun başkan yardımcısı, 40 yıldır öğretmen eğitimi yapıyor. Onun çok güzel bir sözü var. O sözü ile çok önemli hatırlatmak istiyorum. Steve Buckley diyor ki, teaching is a team sport. Öğretmek bir takım oyunudur. Bu kadar. Bunun farkında olmamız lazım. Evet. Her kademede. Ve bizim ülkemizde olduğu gibi sınav heyecanını sürekli yaşayan, okulun her dönem sonunda sınavla uğraşan gençlerimizin kendilerini geleceğe hazırlayabilmeleri için eğlenirken öğrenebilecekleri ve öğretmenlerinin, öğrenen liderlerinin de sürekli kendini geliştirmesi lazım.